Kimler gelmiş? Züleyha. Merhaba Necdet. Buyurun. Geç Züleyha, buyur. İşe bak be. Benim Züleyha'm kendi isteğiyle burada. Eyvah, Necdet'in kuş yüreği buna nasıl dayansın? Söyle bakalım delikanlı mükremin. Böyle vücutta kuş yüreği. Hayret vallahi. Hayret ya. Bu yürücü senin içinde senelerdir senin için tıp tıp atan bir saka yüreciyi besledim. Ve toparlak bana acı gerçeği söyledi. Füreyya buraya hiç gelmedi dedi. O dakika göç pınarların nasıl doldu biliyor musun? Çünkü yeğenim bana yalan söylüyordu ve bir amca yüreği buna dayanamıyordu. Ama Hikmet amca, görüyorsun ki bakkalın önündeyim. Evet, ve yanında bir serseri var. Laflarına dikkat et Hikmet. Size daha önce de defaatle söylediğim gibi ben sizinle muhatap olmuyorum. Ben öncelikle sıcak su, yemek ve klima işinden başlayalım dedim. Fakat ille de muz diye tutturdular. Fakat gördüğünüz gibi üstünden inmiyorlar yani. O kızlara okuduğun masalları tekrarlayacağız. Beni ne kadar yanlış tanıyorsun. Sen o tek değil, diğer kızlara. Bak yemin ederim ki ben içimden gelirse, şuram emrederse birini severim. Ve bir kere de sevdim mi hiçbir şeyden çekinmem. Logan'ın davranışlarını onayladığımı sanma. Sen büyük bir kahramansın Arif. Şu pas kartı al. Logan seni ortadan kaldırmadan buradan kaçman lazım. Ceku seni çıkışta bekleyecek. Ona göz kulak ol. Onu yalnız bırakma. Ya bir şey soracağım. Senin yüzüne ne oldu ya? Ne olmuş? Ha işte onu diyorum, ne olmuş? Böyle tövbe estağfurullah, böyle bir şey olmuş ya. Ya bu resmen şerefsizliktir ha. Yani şehre civciv gelmiş, kimse bize haber vermiyor. Koy babacığım, koy. Ya bu bıyık işi çok yaradı bana. Çok gençleştim. Ya diyorum ki saçlara da bir şey mi yaptırsam? Ne var canım, gayet normal bir şey. Herkes boyatıyor, hiç kimse söylemiyor. Zehir abi sen dilsiz değilsin. Niye hiç konuşmuyorsun? Bir ara çok konuştum. Hiç faydasını görmedim, bıraktım. Et be koçum, ahanda düşeş. Nereden anlayamadım, neşeş neşeş. İdeye bak bakayım. Oğlum, bir işçi ağasına karşı düşeş atabilir mi? Var mı bunun örneği ya? Bak bakayım. Kıza bak nasıl bakıyor ya insanı. Buna kız... Yavrum, geçen sefer kapıyı ben açtım. Bari bu sefer sen... Ya müdür bey, öyle saçma şey olur mu? Sen yine de mucizelere inanmaya devam et derim. Mesela o sözünü ettiğin köpek. Sen onun için bir mucize yaratmışsın. Sen onun kahramanısın. Belki o mezarlığa ölmeye gitmişti ama sen onu vazgeçirdin. Kim bilir? Belki de biri çıkacak. Seni de yolundan vazgeçirecek. Ne biliyorsun? Bu avanstır ha. Ne gereği var tamam? Parayı teslimatta da alırdık. İyi o zaman, tamam. Ol. Sağ ol ağam. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Arkadaşlar, bu size son uyarımızdır. Eğer tesisi hemen bize teslim etmezseniz başınız dertte demektir. Canınız yanabilir. Bunu bilesiniz diye size söylemeye geldim. Ha, uyarı yani. Sizi ilk gördüğüm andan beri gözlerinizin maviliğinde kayboldum. Ne tür müzikten hoşlanırsınız? Caz. Benim favori müziğimse klasik. Yücel'in abisi Levent abi vardı da o geldi elinde sopayla. Dedim kim vurduya gittim abi. Hepsine vur, alayına vurmaya başladı. Dedim bu daha çok vurdu, ona daha çok vuruyor. Gıcık olduklarımı söylüyorum. Vurdurtturuyorum da vurdurtturuyorum. Vurdurtturuyorum da vurdurtturuyorum. Nerede kalmıştım ben? Bu Rıza var ya, bana en samimi arkadaşımın emaneti. Suriçi de öyle. Dedemin babamın emaneti bana. Her sokağında, her mahallesinde ayrı bir hatıram var lan. Ben hatıramı satamam, evimi satamam ben. Emanete hıyanet edemem. Sen satarım diyorsan sat kardeşim. Ben satamam. İnsanlığımızdan başka kaybedecek neyimiz kaldı? Ölmüş. Ne? Nasıl ölmüş? Adama lafının sonunu getirtmiyorsunuz ki. Ölmüş ama ağlayan yok. Yani bu 20.000 kilometre daha ya gider ya gitmez. 20 gün olmasın? E tabii. Tıbbi terimler kullanıyorum ben. Doktorum ya. 20 gün diyelim, evet. Doktor, bunun adı ne? Osman. Osman mı? Evet, Osman. Dedemin adını verdim. Rahmetli de aynı hastalıktan ölmüştü. Memur bey. Efendim? Tabii, hemen tanıdım. Buyurun efendim, burası, buyurun. Yanlışlık benim... olması lazım, bir yanlışlık var. Yok yok, yanlışlık yok, sizi bekliyoruz. Memur bey, zaten geç kaldık. İstirham ediyoruz. Ya bırak şimdi istirham etmeyi falan. Nikah kıyılmadan düğün dağılacak, hadi gözünü seveyim. Ama ben nikah memuru değilim ki. Nasıl nikah memuru değilsin?
Memur bey dedim, buyurun dedi. Atın bunu, atın bunu dışarı. At bu deliği dışarı. Memur bey diyorum, efendim diyor. Polis! Ama polis! Lütfen. Abicim senden özür dilemeye geldim. Niye özür dileyeceğim be? Kırdın kol cihazlarımı. Kulağımı da kırdı bu benim. Bak doktor 3 ay klarnet çalamazsın dedi. Neyse ki oğlan da biliyor da beraber bir şeyler yapıyoruz kör topa. Çözemezsek uzatırız ne demek? Ne bileyim tak bu kafana gibi bir şey dedi ama... Yalnız adamı ben beğendim, düzgün bir insan. Bence halleder bu işi. Kendisi halledemem demiş ya. Halledemem demedi. Zor dedi. Uzar dedi. Ne bileyim dedi işte ya. Hadi içeri girmiyor muyuz? Yok ben o adamların yanına gitmiyorum. Ya oğlum içimize işledi yağmur. Geç şuraya ya. Geç. Rıza. Şerefine sır abi. Ne olmuş yani büyük adam olamadıksa? Hayallerimizi satmadık ya. Senin adın neydi? Tombalak derler bana. İnsanların dış görünüşüne bakıp alaycı isimler takmak lümpence bir tavır. Benimsemiyorum. Efendim? Gerçek bir adın yok mu senin? Vallahi yok galiba. Hay Allah. Neyse Direnç, biz işimize bakalım. Direnç mi? O da ne be? Sana taktığım isim.